Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 5 Temmuz 2024. Haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, resmi gazetede yayımlanan kamu görevlileri sendikalarıyla konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2024 Temmuz istatistikleri hakkında tebliğe göre Sağlık Sen'in üye sayısı 275.972 oldu. Üst üste 16. kez yetkili sendika olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, kararlı yürüyüşümüze omuz veren, gücümüze güç katan üyelerimize, şube başkanlarımıza, şube yönetim kurullarımıza, gençlik kollarımıza, kadın komisyonlarımıza, temsilcilerimize ve teşkilatımızın her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. Öte yandan Memur Sen Konfederasyonu'nun üye sayısı ise 1.078.802 oldu. Memur Sen 1 milyonu aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu olma özelliğini bir kez daha perçinledi. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilere Temmuz ayında yapılacak maaş zamları belli oldu. Buna göre Temmuz'da memur ve memur emeklilerin maaş zam oranı %19.3 oldu. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, biz Memur Sen olarak beklenen ve tahmin edilen enflasyonla piyasa gerçekliği bulunan ve kamu görevlilerimiz tarafından kabul edilen maaş ücret artışı dışında hiçbir hükme imza atmadık, atmayız ifadelerini kullandı. Yalçın, enflasyon baskılanmadığı, fiyat artışları durmadığı müddetçe maaş ücret artışları erimeye, emekçi kaybetmeye ve gelir dağılımındaki adaletsizlik büyümeye devam edecek dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dezenflasyon süreci başladı. %1.64'lük aylık Haziran verisi %22'lik yıllıklandırılmış enflasyon işaret ediyor. Finansal istikrar sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış alanlarında elde ettiğimiz başarıyı dezenflasyonda da belirgin şekilde göreceğiz dedi. Değerli izleyenler, yeni Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu ilk ziyaretini 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a yaptı. İlde çeşitli ziyaretlerde bulunan Bakan Memişoğlu, sağlık kurum ve kuruluşlarını da ziyaret etti. Afet Koordinasyon Merkezi toplantısına da katılan Memişoğlu, basın mensuplarına önemli değerlendirmelerde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğurganlık hızının azalmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Göktaş, doğum izinlerinin artırılmasından kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz. Ülke kalkınmasına ve kadın istihdamının artırılmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, üyeden gelen üyeye gidecek anlayışıyla projelerine devam eden Sağlık Sen, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının her zaman yanında olmaya gayret gösteriyor. Sağlık Sen Yardımlaşma Sandığı projesini hayata geçiren Sağlık Sen Uşak Şubesi, bugüne kadar yüzlerce sağlık ve sosyal hizmet çalışanına destekte bulundu. Konuyla ilgili detaylar almak üzere Uşak Şube Başkanı Muhammed Ali Aloğlu'na bağlanıyoruz. Başkanım, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz başkanım. Başkanım, Uşak'ta yardımlaşma sandığını kurdunuz. Peki bugüne kadar neler yaptınız? Bundan kaç kişi ne şekilde faydalandı? Bunların hepsini sizden dinlemek istiyoruz. Uşak Sağlık Sen Şubesi olarak 15.01.2011 tarihinde Uşak'ta Uşak Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Yardımlaşma Sandığı'nı kurduk. Tabi buradaki amacımız sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının acil kullanımları esnasındaki çekebilecekleri paraları faizsiz bir şekilde biz de arkadaşlara yardımcı olabilmekti. 2011'den bu yana hamdolsun bir hayli arkadaşımız sandığımızdan para çekti. Çekmiş oldukları rakamlar 12 ay taksite bölüp faizsiz bir şekilde sendikamızın sağlık ve sosyal hizmet çalışanları
sandığımıza aidatlarını ödemeye başladılar. Şu an itibariyle 750 TL aidat topluyoruz. Ve bu zamana kadar da her Kurban Bayramı'nda üyelerimize, sandığımıza bağlı üyelerimize sembolik de olsa kurban parası ödemesini yaptık. Bu küçük birikimlerle arkadaşlarımızın ileride tasarruf amacıyla böyle bir sandığı kurduk. Yani güzel bir sosyal faaliyetimiz oldu. Bunu sahada arkadaşlarımızın faydalanabileceği düzeyde de yapmaya devam edeceğiz. Peki başkanım, ilerleyen süreçlerde bu sayıyı artırma düşünceniz var mıdır? Tabii, şöyle, burada zaten kişiler sendikaya kendi özgür iradeleriyle giriyorlar. İstedikleri zaman da çıkma haklarına sahip. Şu anda 190 tane sendikamızın yardımlaşma sandığı üyemiz var. Bu ara ara 200-250 civarında oluyor. Yani şu andaki sayımız 190. Artırıyoruz. Sahada çünkü bunun karşılığını görüyoruz. Arkadaşlarımızın taleplerini değerlendiriyoruz. Mümkün olduğu kadar da arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki başkanım, minimum ya da maksimum şu kadar para alabilirsiniz. İşte 12 eşit şekilde, taksit şekilde dediğiniz bir şey var mıdır? Ya yani minimum 5.000 lira alabilirsiniz, maksimum 15.000 lira alabilirsiniz gibi. Evet. Tabii bu üyemizin talebine bağlı. Şu şartlarda biz en fazla 25.000 TL'ye kadar verebiliyoruz. 25.000 TL'ye kadar bu parayı verdikten sonra arkadaşlarımız yıl içerisinde 12 eşit parçaya bölüyorlar. Burada da bankaya otomatik ödeme talimatıyla ayın 15 ile 20'si arasında yardımlaşma sandığımızın hesabına paralar geçtikten sonra o ay içerisindeki paranın tamamını biz dağıtıyoruz. Yani sandığımızda kalan herhangi bir paramız olmuyor. İsa totaldeki topladığımız para 300 bin TL ise 300 bin TL'nin tamamını dağıtıyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz başkanım. Ben bu fırsatı verdiğiniz için önce genel merkezimize sizlere teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz başkanım. Çalışmalarınıza başarılar dileriz. Sağlık Sen İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Özgür Karagöz, Ege Üniversitesi'nde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları sayan Karagöz, personel yetersizliğinin beraberinde ağır iş yükünü getirdiğini dile getirdi. Maalesef Ege Üniversitesi Hastanemizde bir takım sıkıntılar var. Yönel sermaye ödemeleri yetersiz. Çalışma şartları ağır. Az personelle çok iş yaptırılmaya çalışılıyor. En ufak bir yer değişikliği talebine bile hastane yönetiminden olumlu cevap verilmiyor. Geçenlerde yine bir arkadaşımız aradı. Kendisi rahatsız, hastalığı belli. 3 günlük bir rapor verilmiş. Lakin hastane başhemşireliği tarafından vay efendim, rapor olan sen misin? Kişi çağrılıyor. Raporun hakem heyetine gönderilmekle tehdit ediliyor. Hastane geneli bu ve benzeri durumlardan şikayetçi. Üniversite yönetimine seslenen Karagöz, çalışanların sesine kulak verilmesi gerektiğini söyledi. Sizler de takdir edersiniz ki bu şekilde uygulamalarla hiçbir yere varılmaz, çalışanlardan verim alınmaz. Çalışanlarımızın haklarını her platformda aramaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Gaziantep'te bazı hastanelerde görev yapan ve akşam yemeğini hastanede yiyen toplam 61 sağlık personeli mide bulantısı şikayetleriyle bulundukları hastanelere başvurdu. Sağlık çalışanları Ersin Arslan Mücahitler Hastanesi ve Yavuz Eli Devlet Hastanesi'nde tedavi alındı. Zehirlenme vakasının ardından açıklama yapan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, "Hastalarımızın sağlık durumları genel olarak iyi. Hastalarımızın tedavileri sürüyor. Yemeğin yapıldığı yerle ilgili hem Tarım İl Müdürlüğü ekipleri hem Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerimiz numune alma işlemlerine başladılar. Onunla ilgili çalışmalar da ayrıca yürütülüyor," dedi. Sağlık Sen Gaziantep Şubesi de sağlık çalışanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Şube yetkilileri olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Değerli izleyenler, yarın büyük gün. Kalbimiz Berlin'de atacak. Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız yarın Hollanda ile karşılaşacak. Sağlık Sen olarak A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyoruz.